Türkiye'nin aslında IŞİD politikasının tartışılması gerekiyor. O dönemdeki IŞİD politikasının net şekilde tartışılması gerekiyor. Sanırım bu cesse tanıklardan biri şunu söyledi. Ben dedi jandarma karakolun hemen yanı başından dedi çok rahat bir şekilde IŞİD merkezine gidebiliyordum. Yani bu şunu anlatmaya çalışıyor. Devletin kolluk güçleri dünyanın birçok yerinden gelen veya Türkiye'deki birçok IŞİD militanının geçişine elini kolunu sallaya sallaya Suriye'ye geçişlerine müsaade ediliyordu. Belki lojistik anlamda destek de sunuyordu. Burada yargılanması gereken o dönemde devletin IŞİD politikasına yön veren, devlet politikasını belirleyen kişilerden başlamak gerekiyor. Maddi gerçeği ortaya çıkarmak adına. Bu bir eksiklik bize göre. Halen de devam ediyor. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir özelliği var. İnanın bunu, ben inanıyorum ki yakın tarihte mi, orta vadede mi, uzun vadede mi bilmiyorum ama bu cinayetlerin perde arkası kesinlikle aydınlanacak. Fail veya failler bir şekilde yargı önüne çıkarılıp yargılanacaklardır diye düşünüyorum. Soruşturma aşamasında talep edilen hiçbir eksiklik giderilmedi. Bu eksiklikler aslında her celse dile getirilmesine rağmen yine giderilmiyor. Şimdi Suruç davasında sanıklar hiçbir zaman sanık sandalyesinde göremedik. Ailelerin en büyük taleplerinden biri buydu. Yani aslında değerlendirdiğimizde sözde bir yargılama. Yani evet, görünüşte bir yargılama yapılıyor. Mahkemeler var, işte hakimi var, savcısı var, avukatları var. Ailelerin açıkçası ceza, yani yargılamaya, adalete olan umutları azalmış. Ama yine de davalarına sahip çıkmaktan asla geri durmadılar. Yani en son yapılan duruşmada da yine çok uzak illerden, işte İstanbul'dan, diğer şehirlerden aileler fedakarlık edip dosyalarına sahip çıkıyorlar. Yani Suruç olayı 8. yılına giriyor. 8 yılı arkasında bırakacak. Yani bizim tabii ki hukuk örgütü olarak talebimiz yargılamanın sağlıklı bir şekilde, adil bir şekilde yürütülmesi ve cezasızlık politikasının bu dosya özelinde uygulanmaması. Çünkü cezasızlık politikasının bu dosya üzerinde uygulanması diğer birçok hak ihlalinin gerçekleşme ihtimalini büyüterek devam ettiriyor. Yani bizim açıkçası Adalet Bakanlığı'ndan tek bir talebimiz var, yani şey noktasında. Adil bir yargılanma sürecinin yürütülmesi. Şimdi Suruç katliamı Türkiye'nin katliam tarihinde kara bir sayfadır aslında. Yakın geçmişimizde meydana gelen ve 33 kişinin hayatını feci bir şekilde kaybettiği bir katliamdır. Katliamın ilk anından günümüze kadar o kadar hukuksuzluk, o kadar cezasızlık örnekleri gördük ki biz bu dosyada. Şimdi o görüntüleri izleyen her insan, bırakın sorumlu düzeyde olmayı, vicdanen bunu kabul etmemesi gerekiyor. O görüntüleri izleyen bir yetkili ya da soruşturma ehli, soruşturma makamında olan kişiler, 33 insanın vahşice katledilmesine ilişkin hakkaniyetli bir soruşturma yürütmesi gerekiyordu. Ama maalesef ki Türkiye'de cezasızlık bir devlet politikası haline getirildiği için şu an geldiğimiz noktada dosyada da bir arpa boyu yol alınamadı. Yani bir kişi elini kolunu sallayarak 33 insanın içerisine giriyor ve bu bombayı patlatıyor. Bu kadar insanın katiline sebep oluyor. Bunun devletin bilgisi dışında olduğunu kimseye inandıramazlar. Bu inancı çürütmenin yegane yolu var. Bu saldırının bütün bağlantılarını, bütün sorumlularını yargı önüne çıkarmak. Ama geldiğimiz aşamada maalesef ki dosya sadece bir kişi üzerinden yürütüldü. Diğer iki firari sanıka olan ilişkin dosya da hala devam etmekte. Cezasızlık o kadar örgütlü ki bu devlet içerisinde. Soruşturma aşamasından kovuşturmanın sonuna kadar hiçbir talebimiz kabul edilmedi. Ailelerin hiçbir talebi kabul edilmedi. Ailelerin adalet arayışı görmezden gelindi. Adalet çığlıkları görmezden gelindi. Adliyede duruşmada aileler adalet istedi. Kimisi çocuğunu, evladını yitirenler, yakınlarını yitirenler oraya geldi ve adalet istediler. Fakat yargı gözünü kapattı. Bir bütün olarak örgütlenmiş durumda cezasızlık.